Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün odamın çok göstermediğim bir kısmından size sesleniyorum. Çünkü başlıktan görebileceğiniz üzere bir oda turu videosu çekmeye karar verdim. Çoğunlukla böyle videolar artık çekmiyorum. Üniversiteye yerleştim ve bu odadan artık gidiyorum. O yüzden hem bana anısı kalması için hem de size göstermek istediğim için böyle bir video çekmeye karar verdim. Ben tüm hayatım boyunca bu odada kaldım. O yüzden hani 17 yıldır kaldığım bir odanın son halini kendime ana olsun diye saklamaya karar verdim ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet, şimdi odamın girişindeyiz. Kapım burada. Bu kapıda sevdiğim şiirler, arkadaşlarımın fotoğraflarım, stickerlar, LGBT bayrağı falan var. Burası benim de dediğim gibi çok boştu. O yüzden bir şeylerle doldurmak istedim. Aslında ne bulduysam yapıştırdım ki bir süre sonra göreceksiniz. Hani odanın diğer taraflarında da aynı şey var. Ne bulduysam yapıştırdığım bazı kısımlar var. Burada da aynı şekilde buradan başladı. Hatta bununla başlayıp sonra bu kocaman şiire geçti. Böyle. Şimdi bu tarafa geçelim. Burada benim eskiden gittiğim eskrim sporunun çantası var. Burada da şapkalarım var. Çok severek kullandığım şapkalar. Bunları buraya koyuyorum. Bunu yeni yaptım. Bu yani uzun süredir olan bir şey değil. Arkasında da burada bazı ödevler için, bazı YouTube videoları için kullandığım yeşil ekranım var. Bunu götürmeyi planlıyorum aslında. O yüzden bunun burada kalacağını zannetmiyorum. Ama evet. Onun dışında bu kısım böyle. Şimdi burada aynalı dolabım var. Defne var. Her neyse. Burayı açayım. Burada çok önemli bir şey yok. Hani dolabımda ne var diye bir şey çekmeyeceğim için çok kısa geçeceğim burayı. İşte burada elbiseler var, etekler var, gömlekler var. Burada dolap uygulamasından sattığım kıyafetler var. Bunlara gidip bakabilirsiniz. Çok özenle saklıyorum burada. Kışlıklar var yukarıda. Aşağıda çoraplar falan filan var. Yani burası çok önemli bir kısım değil benim için. O yüzden burayı kapatıyorum. Özellikle en sevdiğim dostum olan vantilatör var. Bu odanın evimizdeki en sıcak oda olduğunu düşünüyorum ama kanıtlayamam büyük ihtimalle. O yüzden bu çok önemli benim için. Sonrasında bir de bu taraf var. Bu tarafı ben uzun süredir açmadım çünkü montlarım var sadece. Bunda sadece montlarım var. Burayı uzun süredir açmadım. Bunu şuraya koyayım şimdilik. Montlar var, çantalar var altta. Buraya da gitmeden önce toparlamam lazım çünkü bazı çantalarını götürmeyi planlıyorum. Evet. Daha ne diyeceğimi bilemedim. Burası da böyle. Şimdi odanın bu kısmında da aslında burası çok sevdiğim bir kısmı değil. Burada işte liseden kalma kitaplar, işte deneme sınavları, şurada falan deneme sınavları olacak. Ne yapacağım bilemediğim şeyler burada duruyor. Sonra burada işte en çok kullandığım 3 çanta var. Burada bir tane çıktı makinesi var. Burası böyle. Sonrasında buraya geçelim. Burada bir tane pano var. Bu pano aslında uzun uzun bir süredir boş. Karantina esnasında böyle bir kolaj yapmaya karar verdim. İşte burada en sevdiğim filmlerde, dizilerdeki çiftler var. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama yine de yapmak istediğim için böyle bir kısım var burada işte. Ron ve Hermione'den tutun. Aşk 101, Sinan ve Işık bile var yani. Aynı zamanda gözlerle alakalı sözler var. Burası böyle. Bunların hepsini Pinterest'ten, Tumblr'dan falan çıktı aldım merak edeniniz olursa. Bu taraf böyle. Sonrasında buraya geçelim. Bir bayağı karışık bu kısım. Şuradan başlayacak olursak kolyedir, bileziktir, yüzüktür. Her takı ürünüm burada aslında. Sonra burada maskeler var. Burada işte deodorantlar, saç tarağım. İşte burada ojeler, rujlar. İnanılmaz alerjik bir insan olduğum için neredeyse 5 tane burun fıstısı. İşte burada Oscar ödülüm. Evet, Oscar ödülüm var arkadaşlar. Bunu sizden saklıyordum. Oscar ödülüm burada. Sonrasında burada pijamalarım, tişörtlerim, kışlık üstlerim, şortlar ve pantolonlar olarak ayrılıyor. Şurayı açayım. Burası da birazcık karışık. Çünkü çok fazla tişörtüm var. Çok fazla tişört alan bir insanım. O yüzden burayı zar zor sığdırıyorum. Şöyle kapatıyorum hatta. Evet, şimdi bu kısım var. Bu kitaplığımsı şey, raf. Türkçe. Şimdi en üstten başlayacak olursak burada işte sinemaya gittiğimiz zamanlardan kalma 3 boyutlu gözlükler var. Ardından burada DVD koleksiyonumun bir kısmı var. İşte Avengers, Star Wars, Faustos'un DVD'si, Açlık Oyunları'nın ilk filmi, bunun gibi şeyler var. Sonra burada 3 tane CD'm var. Faustos'un 2 tane var. Sounds Good Feels Good'la Summer New EP'leri var burada. Burada da Shawn Mendes'in ilk albümü var. Bu raf böyle. Sonra bunun alt rafında Star Wars figürleri var. Sonrasında burada yine DVD koleksiyonumun devamı var. Burada labirent var, it var. It'in hatta bu şey, en eski versiyonu olan it bu. Komik olan it. Neyse bu böyle. İşte Harry Potter var, Prisoner of Azkaban var. Ardından bunun altında da aslında şu ikisini şöyle anlatayım. Şimdi burada Instax var. Canım kardeşim Defne'den satın aldığım
Instax var. Instax Mini 8. Bu benim babamın bana 16. yaşımda hediye ettiği kaset çalar burada. Elimde olan kasetler var işte. Bu üçü en çok dinlediklerim. Dirty Dancing'in soundtrack'i. Bu birinin bir zamanlar yaptığı karışık bir kaset. Burada da Madonna'nın The Like a Prayer kaseti var. Bu üçünü en çok dinliyorum. Diğerleri de arkada. Billy Joel falan da var. Ve burada da bahsettiğim kaset çalar var. Bunun altı çok önemli değil. Buralarda çok bir şeyler yok. Bir yıldızları var. Çeşme'den hediyelik olarak almıştım. Böyle buraya yapıştım. Ben karar verdim bunları da. Evet, şimdi burada adamın büyük ihtimalle en önemli, en değerli olan kısmı var. Dua Lipa kabım var burada. Bu da babamın bana 15. yaşımdaki hediyesiydi. Bunu da çok çok severek kullanıyorum. Bunun dışında burada hoparlörlerimin üstünde bir tane kaktüs var. Buna sanırım hediye gelmişti bu. Böyle bir tane kar küren var. Bu da sanırım hediyeydi. Emin değilim tam olarak. Ardından burada da ışın kılıcım var. Bu hani çok değerli bu. Bu sesli olanlardan. Sonra burada da kardeşimin yaptığı Bobros, değil mi? Bob Ross'tan esinlenerek yaptığı çizimler var, tablolar var daha doğrusu. Bunları da buraya koydum. Şimdi gel, aşağı iniyoruz. Şimdi. Evet, şimdi pick-up'ın hemen altındaki Ikea'dan aldığımız şeyin oradayız. Bütün plaklarım var. İşte Elton John'dan başlıyor, sonra ABBA geliyor, Melanie Martinez, Harry Styles falan filan. Burada bir plak koleksiyonum var. Bu da çok değerli. Hatta yani dediğim gibi bu kısım bence odamın en değerli kısmı. Sonra burada ortaokul yıllığım var. Sonra burada arkadaşlarım yine hediye ettiği bir tane klaket var. Burayı böyle bırakıyorum. Şuraya devam ediyorum. İşte müsvedde kağıtlar, defterler kullanmadığım. Bunlar var. Bunların birkaç tanesini götüreceğim zaten üniversiteye geçince kullanmak için. Burası da böyle. Böyle. Bu kısım böyle. Dediğim gibi burası benim için çok değerli. En değerli kısım burası. Bu arada isterseniz bir gün de plak koleksiyonumun tamamını gösterebilirim. Şimdi göstermeyeceğim. Burası yatağım. Tek yastıkla yatan psikopatlardanım. Evet, bu arada tek bir tane yastığım var. Şöyle yatağımın tek gösterebileceğim kısmı, burada aldığım tüm ödüller var. Bunların hepsi koştuğum maratonların. Bu ikisi, yani katıldığım bir film yarışmasında en iyi senaryo ve en iyi kameraman ödülünü almıştım. Bunlar burada. Bu da Teok zamanında bir tane kampa gitmiştim. Yani Teok dediğim lise sınavı. Lise sınavında bir tane kampa gitmiştim ve en çok soru çözen kişiydim. O yüzden da böyle. Burayı çok göstermeyeceğim çünkü iki bir önceki videomda zaten sizinle beraber bu bütün kitaplığı düzenledik. Daha detaylı bakmak istiyorsanız şuradan bakabilirsiniz. Bu arkamda gördüğünüz yerde ise bütün lise kitaplarım, hani oradakiler dışındaki tüm lise kitaplarım, test kitaplarım falan var. Bazıları bomboş, bazılarını size verebilirim. Bunun için hadi çekiliş yapıyorum. Bunun için aşağıya yorum atın. Instagram'da beni takip edin. İsmim şurada olacak veya burada olacak. Instagram'dan beni takip edin ve yorum atın. Yani bu videonun altına yorum atın. Neden kazanmak istiyorsunuz? Burada işte bir sürü YKS kitabı var. Matematik var, geometri var, coğrafya var. Evet, bunların çoğu çözülmemiş. O yüzden bunları size verebilirim. Burası da böyle. Ha, bir de burası var. Ne hatırlattı bana, sağ ol. Az önce kapıda da dediğim gibi, panımda da dediğim gibi ne bulduysam yapıştırdığım bir kısım. Star Wars Son Jedi filminin posteri var. Pulp Fiction'daki Uma Thurman'ın gözleri var. Matrix'teki kırmızılı kadın. Big Hero 6'in bir tane posteri var. Burada Prisoner of Azkaban kitabının kapağı var. Burada Harry Potter serisindeki en sevdiğim karakter olan Remus Lupin'in bir sözü var, çok sevdiğim. Sonra burada Cedric Diggory var. Cedric Diggory var. Sonra burada da Mad Max'in bir hayran çalışması var. Sanırım burada birazcık daha bilim kurgu, fantastik temasına eğilmişim. Sanatçı burada ne anlatmak istiyor? Evet, burası bu kadar. Evet, şimdi de çalışma masamın olduğu yerdeyiz. Çalışma masam şu an bayağı boş. Normalde kitaplar falan oluyor. Liseden üniversiteye geçiş yaptığım için şu an koyacak hiçbir şeyim yok. Ne bir kitabım, ne bir test kitabım. Öyle şeyler yok hiç. O yüzden burası boş. Yoksa bu kadar boş değil. Hatta kardeşim defterinin bana yılbaşı hediyesi olarak aldığı teraryum denilen bir olay var. Bu da çok güzel bence. Çok güzel bir dekoratif malzeme. Konuşamadım. Sonrasında burada lambam var. İşlevi çok olmayan bir şey. Çünkü bakın ne oluyor. Hazır mısınız? 3, 2, 1. O yüzden bu lambayı pek sevmiyorum. Önermem. Ikea'dan almıştık. Sonrasında burada kalemliklerim var. İstanbul kartım var, cüzdanım var. Sadece şurada en altta ana şeyler var. Kitap ayraçları var.
Burası da böyle. Son olarak bir de şu kısım var. Burada küçük bir koltuğum var. Burada çoğunlukla hatta şey yapıyordum. Online derslerimi buradan alıyordum. Burada birkaç tane peluş oyuncağım var. Evet. Odam böyle. Dur. Bu videoya son çekmeyi unutmuşum. Veya peluş oyuncaklarımla olan sonu iyi bulmuşum. O yüzden çekmemişiz Defne ile ama video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmeseniz lütfen beğenmeyin butonuna basmayı. Unutmayın. Dediğim gibi ben üniversiteye yerleştim. O yüzden herhangi bir sorunuz varsa aşağı yazarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda da çekilişe katılırsanız da çok iyi olur. Her hafta yeni video paylaşıyorum. O yüzden kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. O zaman şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.